Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim. Yine mutfaktan gördüğünüz gibi gün inmek üzere. Yani akşam yemeğini hazırlamam gerekiyor. Bu akşam da brokoli çorbası yapmaya karar verdim. Hem havalar soğuk, sıcak sıcak iyi gider diye düşündüm. Çok pratik bir brokoli çorbası. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi marketten almış olduğum hazır brokoli var. Dondurucudan almış olduğum. 1 kilo brokoli var burada. Üzerine su koydum. Yani üzerine geçecek kadar su koydum. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra bir tane havuç, 2 küçük soğan ve 2 küçük patates var burada. Şimdi hepsini ilave ediyorum. Şimdi bu pişecek, yumuşayacak. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Sebzelerim kaynaya dursun. Ben çorbanın içine koyacağım sosu yapmaya başlayayım. Şimdi birazcık tereyağı, birazcık zeytinyağı koydum. İki yemek kaşığı da un ilave edeceğim. Unu ilave ettikten sonra güzelce kavuracağım. Pembeleşinceye kadar. Beşamel sosu gibi. Ondan sonra da 2 su bardağı süt ilave edeceğim. Ve birazcık krema ilave edeceğim içine. Sonra sebzelerim piştikten sonra da sebzelerin içine ilave edeceğim bu sosu. Neyse, birazcık tavuk bulyonu ilave ettim sebzelerin içine. Lezzet versin diye. İsterseniz siz tavuğu haşlayıp suyunu koyabilirsiniz, sevmiyorsanız. Şimdi bakın birazcık pembeleşti, görebiliyor musunuz bilmiyorum, kokusu çıktı yani. Şimdi 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Sebzelerim de kaynamaya başladı. Pişmedi ama daha. Ve şimdi birazcık krema ilave edeceğim. ml bu krema. Birazcık karabiber. Ve abartmadan birazcık muskat. Sosum koyulaşmaya başladı. Kaynayınca ocaktan alacağım. Sebzelerim de piştikten sonra içine ilave edeceğim. En sonunda da mikserle çekeceğim. Bakın. Şimdi biraz önceki yaptığım sosu ilave edeceğim.
ve tuzumu. Şimdi bir 5-10 dakika daha kaynatıp altını söndüreceğim ve çorbam hazırdır. Arkadaşlar çorbam hazır. Servis tabağına alacağım şimdi. Üzerimi değiştirdim çünkü bileğimi yaktım. Yani o kadar şanslıyım ki yani her şey üst üste geliyor. Hayırlısı bakalım. Çorbamın altını kapattım. Tadına baktım, çok lezzetli gerçekten. Çorbam hazır. Çorbamı yakından göstermek istedim. Üzerine kıtır ekmekler koydum. Böyle akşam yemeğim. Bu kadar. Neyse arkadaşlar, başıma başka bir şey gelmeden hemen videoyu kapatayım. İnşallah bu video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.